Hayırlı akşamlar sayın seyirciler. Spor Akşamı programında karşınızdayız. Bu akşamki konuklarımız Kapak Spor Kulüp Başkanı Nizamettin Çoban ve Teknik Direktörü Sayın Cengiz Vural. Evet başkanım, hoş geldiniz yayınımıza. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili hoş bulduk. Kardeşim. Hoş geldiniz hocam, hoş geldiniz başkanım. Sen. Başkanım sizle başlamak istiyoruz. Tabii. Kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tabii, kısaca hemen kendimi tanıtayım. 1967 yılında Kapak'ta doğdum. Evliyim, 3 çocuğum, 1 torunum var. Bu şekilde emekliyim. Sporu seviyorum. Sevdiğim için de kulüp başkanı olduk. İlk senemizde iyi bir başarı yakaladık. Mutluyum, sevinçliyim. İnşallah Kapaklı'nın adını daha farklı branşlarda da duyururuz diye düşünüyorum. Bu nedenle yönetim ve ekibimizle beraber sırf bunun üzerine çalışmalar yapıyoruz şu anda. Çok güzel. Başkanım, spor geçmişiniz var mı? Bunlarla ilgili biraz bahseder misiniz? Tabii var. Biz şöyle, Kapaklı'nın stadının toprak olduğu zamanlarda 7-8 yaşlarında başladık. Hayatımız hep futboldaydı. Benim mesela kendimden örnek vereyim. Başladım 15 yaşında, belki o şey olacak ama yani parayla değil ama bir transfer olayım var benim. Onu anlatayım isterseniz. Tabii buyurun. Çerkezköy Doğan Spor'a abimle birlikte, abim de futbolcudur, Kapak Spor'da oynadı. İkimiz transfer olduk. Transfer paramız neydi biliyor musunuz? Evet. O zaman bizim Ford minibüsümüz vardı. Kulüp başkanımızın da orkestrası vardı. Şu şartla gittik. Düğünlere ve maçlara bizim arabayla gitmek şartıyla Çerkezköy Doğan Spor'a transfer olduk. Orada başladım futbol hayatına işte. Bugün hala bu yaşa geldik. Futbolun içindeyiz. Biliyoruz, sürekli halı sahalarda devam ediyorsunuz. Evet, halı sahalarda bu pandemi sürecinin önünde her hafta halı sahadaydım. Seviyorum sporu. Yani herkesin sporu sevmesi için de hocam, ben, yönetim, belediye başkanımız elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Başarılı olduk mu? Daha büyük projelerimiz vardı bizim. Ama maalesef bu dünyayı saran COVID-19 nedeniyle bazı etkinlikleri yapamadık. İnşallah en kısa zamanda bu biter. İnşallah. Biz de spor hayatımıza geri döneriz diyeyim. İnşallah. Teşekkür ederim başkanım. Cengiz hocama geçmek istiyorum. Cengiz hocam, biraz kendinizi tanıtır mısınız size? 1981 Gaziantep doğumluyum. 2007 yılında Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitim Spor Yüksek Okulu'nu bitirdim. KPSS'ye girerek şu anki kapalı çok programlı listesine beden eğitimi öğretmeni olarak atandım. Ve burada futbol adına veya diğer spor branşlarında da öğrencilerimizin veya çocuklarımızın sporla daha önce haşır neşir olmaları ve sporun tabana yayılması anlamında desteklerimiz oldu, çalışmalarımız oldu. Kapaklı erken büyüyen, çabuk büyüyen bir şehir olduğu için gerçekten sporun her branşında bu açıklık hissediliyor. Ve bizim de öncelikle gayemiz bu açlığı bir şekilde çocukları spora entegre ederek gerek futbol, gerek basketbol, voleybol bu çocukları bir harmanlayarak buradaki sporu yaygınlaştırmak istiyoruz. Kapaklı'yı spor kenti olarak açıkçası önümüzdeki süreçte inşallah hep birlikte yayınlarız diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah hocam. Evet başkanım, size dönecek olursak tekrar. Tabii. 2019-2020 sezon öncesinde kongre ile göreve geldiniz. Yeni bir yönetim oluşturdunuz, yeni bir takım oluşturdunuz, teknik direktör, futbolcular. Bu süreci biraz değerlendirir misiniz, bahseder misiniz? Tabii. Şöyle, aslında benim yani kulüp başkanlığı gibi olma gibi bir niyetim yoktu. Biz belediye başkanımızla görüştüğümüzde eski başkanla devam etmemizi, hatta ben onun yönetiminde yer alacaktım. Fakat kongre sürecine çok az bir süre kala eski başkanımız Hasan Bey aday olmayacağını söyleyince, yani bu kongreye bir hafta kala oldu. Evet. Belediye başkanımız dedi ki, abi sen futbolu seviyorsun, geç takımın başına. Dedim başkanım, seve seve. Bak geldik. Öpün apar topar yani bir şöyle bir yönetim listesi oluşturmak için zamanım bile yoktu. Hemen kısa kısa görüşmeler işte oradan buradan bir yönetim yaptık. O süreçte başladık. Tabii takım oluşturma aşamasında da bizden herkes işte nasıl bir takım kuracaklar acaba? Nasıl başarılı olacak mı? Ne bileyim herhangi bir aksilik olacak gibi düşünceler varken biz çıktık. Mütevazi bir bütçeyle
buranın yani gençlerinden aslında ben olmasını isterdim ama gene karma bir takım kurduk. İnanın ben şunu samimiyetle söylüyorum. Biz bu takımı kurarken şampiyon olmak için bu takımı kurduk diyemem. Hocam da burada. Biz mütevazı bir takım kurduk. Başkanım, takımın maliyeti çok önemli. Yani çok büyük paralar harcayıp çıkamayan, emek verenler çıkamadı. Siz nasıl bir bütçeyle, ne kadar bir maliyetle bu takım Bal Ligi'ne çıktı? Biraz buraya da değinir misiniz? Tabii. Takımın toplam maliyeti, yani maç başları da futbolculara verilen yıllık peşinatlar, yemek paraları, her şey dahil. Yaklaşık olarak 200 bin TL bir bütçemiz vardı Serkan. Mütevazı bir bütçeyle. En başında da dedim ya, biz kurduğumuz takımda yani şampiyon olacağız, kesin şampiyon olacağız diye bir takım kurmadık. Çünkü daha önce harcanan paraları da biliyoruz biz. Biz mütevazı bir takım kurup, yani ilk sene şampiyonluğa değil de ortalarda, yani ligde mücadele etmek için bir takım kurduk. Ancak gençlerden kurduğumuz bu takım aşı tuttu diyeyim ben size. Evet. Bir de gençler istekli olunca, bakın başarmanın en büyük sırrı istemektir. İsterseniz her şeyi başarabilirsiniz. Sağ olsun çocuklar hepsi bu artık şeyle mi, düşünceyle mi çok uyumlu bir takım olduk. Yani başladık 9'da 9 gidiyoruz. Herkes mükemmel, yani hava mükemmel, hocalarımız mükemmel. Yani çok kısa bir sürede oluşturduk. Ayrıyeten şunu da atlamayayım. Sezonun başlamasına 10 gün kala hocamızı gönderdik. Evet. Sağ olsun Cengiz hocam. Kendisinin de lisansı var. Vallahi dedim hoca, yani yapacak bir şey yok bu saatten sonra. Hoca bulamayız. Normalde ben Cengiz hocayı hem yönetimimdeydi benim. Sportif direktör olarak, yani bütün takımlardan sorumlu yönetici olarak düşünüyordum. Ama daha önceden kariyerini bildiğim için, ki süper amatöre çıkaran da Cengiz hocamdır Kapak Spor'u. Evet. Dedim hocam giy kısmeti hadi bakalım. Başladık. Bir de şöyle, belki de benim şansımdan mıdır? Çektiğim kura da gerçekten çok iyiydi. İlk maçlarda. Kolay maçlarımız vardı. Tabii bu armanlanan takım, yani çok farklı yer bölgelerden gelen takımın bu kolay maçlarla uyumu da sağlayınca başarı ortaya çıktı. Sezon sonunda da, yani sezon sonu demeyeyim, buna herkes kızıyor bana. Şimdi biraz tepkiler de aldım. Bakın yani 4 hafta kala lig, biliyorsunuz pandemi nedeniyle tecil edildi. Evet. Ha, oynansaydı evet, Çorlu 1947'nin de, Ereğli'nin de, hatta Sitespor'unda, kardeş kulübümüz Sitespor 60 puanla, Sitespor ve Çorlu 47'de 58 puanlaydı. Sitespor'un bile şampiyon olma vardı. Ama maalesef bu pandemi sürecinde ertelendi. Ya, tescil oldu. Biz ve Ereğli Spor Bal'a çıktık. Bundan sonraki hedefimiz daha iyi bir takım kurup Bal'da başarılı olmak istiyoruz. İnşallah. Yani keşke şöyle şartlar bu şekilde oluşmasaydı. Yani bu sağlık anlamında liglerimiz bastırdı. Yani biz ben şunu iddia ediyorum. Belki diyebilir bazıları ya çok iddialısın. Ben Bal'dan 3. lige çıkmak istiyordum. Neden? Yıllardır kapaklı bir tek futbol üzerine şey yapılmış. Herkes futbolda başarıya odaklanmış. Evet, ben de kulüp başkanı olarak tabii ki 3. lige, belki 2. lige çıkmak isterim. Yani komşu ilçemiz Ergene'de Verimeşe Spor. Tabii yani bundan önce bizim Trakya'mızın bütün kulüpleri bakın 2. ligde ve BTT 1. ligdeymiş. Kesinlikle. Yani baktım yani Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Edirne hep evet, büyük liglerdeymiş. Maalesef şu anda bakın Karagümrük bir semt. Evet. Adamlar Bal Ligi'nden başladılar. Patır patır Süper Lig'de bugün kök söktürüyorlar çok takıma. Neden olmasın? Yani. Diye düşünüyorum. Evet. Evet Cengiz Hocam. Kapak Spor'da görev yapmayı nasıl kabul ettiniz? Vasıf Hocamızla başladık yola. Evet. Kısa bir süre sonra lige başlamaya yakın bir sürede Vasıf Hoca'yla fikir anlaşmazlıkları yüzünden ayrıldı. Daha sonrasında siz bu görevi nasıl kabul ettiniz? Nasıl bir süreç sizi bekliyordu? Hazır mıydınız? Bunları bize anlatır mısınız? Tabii. Kongre sürecinde başkanım sağ olsun bizleri oraya layık gördüler. Yönetimle seçildik. Yönetimle toplantı yaptığımızda benim UEFA B belgem var. Antrenörlükte de 2009 yılında
Gençler de kapaklı spor olarak U17'de Tekirdağ şampiyonluğumuz. 2010 yılında da, özür dilerim, 2012 yılında da süper amatöre çıkartma başarım vardı. Şampiyon hoca diyebilir miyiz? Şampiyon, yani herkese hani bunu Allah-u Teala bize nasip etti. Hani biz de yani takımımıza her şeyimizi vererek, emeğimizi vererek, alın terimizi vererek şampiyonluğunda bize kısmet olundu diyelim. Daha sonra ben yönetimimizle, başkanımızla yaptığımız toplantıda sportif direktör olarak görevlendirildim. Neydi? Sadece futbol değil, biz basketbol, voleybol, güreş, okçuluk dallarında da uğraş veriyoruz. Aynı zamanda spor okullarımızda da, spor okullarında 200 öğrencimiz var. Ayrıca 9 altyapı kategorisinde futbolda kapalı spor olarak ligde mücadele ediyoruz. Tüm bunların bir nevi organizatörü şeklindeydi. Ancak ligin başlamasına bir hafta kala Vasıf hocamla yollar ayrıldı. İyi ya da kötü bir şekilde bir birliktelik sağlandı. Ona da buradan verdiği emeklerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz takım başına geldik. Takım başına geldikten sonra genç, karakterli, özellikle kişilikli futbolcularla oturduk, bir araya geldik, konuştuk. Gerek Hüseyin hocam olsun, gerek Soner hocam olsun, altyapıdan Ercan hocamlarla beraber bir birliktelik sağladık. Nitekim de başarıya aç oyuncularla beraber süper amatörde ligin sonuna kadar 26 haftasında 61 puanla lider götürdük. Pandemi de nedeniyle de ligin ara verilmesiyle beraber şampiyon olduk. Başkanımda da bahsetti. Son 4 hafta herkes fikstürümüzün zor olduğundan bahsedebilir ama ben o zaman da söyledim. Birinci devre biz o zor denen 5 takımın sadece Çorlu deplasmanında mağlup, Ereğli deplasmanında beraber kaldık. Ama diğer takımları yenmeyi başardık. İnanıyorum ki eğer oynansaydı eminim de biz yine şampiyon olarak bitirecektik. Burada sadece şampiyonluklar değil, önemli olan birliktelikler insanları başarıya götürür, hikayeler yazdırılır. Hikaye yazılırken de burada kapatlı adına daha sonraki süreçte neler yapılabilir, onları açıkçası konuşmak gerek. Burası kozmopolit bir yer. Buradaki yatırımlarla beraber bu çocukları daha küçük yaşlardan, erken yaşlarda sporun tüm branşlarından herhangi birisine kazandırdığımız zaman mutlu, kapaklı, mutlu veliler olarak yetiştirirler. Bundan sonraki süreçte de nihai amacım sporun projelerle kapaklı da daha da yaygınlaştırılması. Futbola devam etmek gerekirse de süreç bizim için inişli çıkışlı, çeşitli etmenlerin yol açtığı problemlerle de karşılaştık. Ama sağ olsun gerek kulüp başkanımız, yönetim kurulumuz, belediye başkanımız ve kaymakamımız Sayın Bülent Ahmetoğlu sürekli destekleri bizimleydi. Ve bu desteklerde de mahcup olmadık. Çok şükür kupamızı buraya getirdik ve buradan kapatlıya armağan ettik. Pandemi nedeniyle kutlama programı da yapamadık. Ancak inşallah açılışı hem süper amatörün şampiyonluğu hem de bölgesel amatörün başlangıcı olarak yaparız. İnşallah. Evet hocam, 24 maçta 19 galibiyet, 4 beraberlik ve yalnızca bir mağlubiyet aldınız. 69 gole karşılık 14 gol gördünüz kalenizde. 61 puan topladınız. Sizce bu süreci bir kısaca değerlendirirseniz ve şampiyonluk maçı dediğiniz, yani kırılma maçı var mıydı? Kırılma anı. Bundan da biraz bahseder misiniz? Evet. Sezona biz Sağlamtaş deplasmanıyla başladık. 1-0 bir galibiyetle. Ekibimiz genç olduğu için galibiyet serilerinde beraber takımımız erken form tuttu, takım oturdu.
daha yüksek bütçeli takımlar açıkçası bizden daha güçlü takımlar grubumuzdaydı. Ancak başkanımız sağ olsun çektiği fikstürün kolaylığı artı dediği gibi başkanımızın aşı tuttu. Gençlere bir kaynaşma sağladık ve bu gençlerle beraber biz gemimizi limana ulaştırdık. Kırılma noktaları elbette vardı. Bizim için ikinci yarı Çorlu Kültür Maçı deplasmanda mağlubiyetten beraberliğe getirdiğimiz, puan kopardığımız, Muratlı maçında 2-0'dan 2-2 yaptığımız maçlar. Ama en önemli kritik maçımız ise rakiplerimizden Ereğli Spor'la Sarayspor'un Ereğli'de beraber kaldı ve bizim de şampiyonluğumuzun açıkçası ilan edildi maç diyebiliriz. Evet, sosyal medyadan gelen yorumlar var, onları biraz okuyayım isterseniz. Sevinç Çoban, hayırlı akşamlar başkanım ve hocam, başarılar demiş. Ersan Yalçın Kara Mehmetoğlu, Sitespor Kulüp Başkanı, iyi yayınlar diliyorum. Kapak Spor'a Bal Ligi'nde başarılar diliyorum demiş. Soner Çelik, Kapak Spor'un antrenörlerinden. İyi yayınlar diliyorum başkanıma ve Cengiz hocama selamlar. Kapak Spor olarak daha çok hedeflerimiz var demiş. Yalçın Özçevik, o da büyük önce kulüp başkanı diye hatırlıyorum. İyi yayınlar dilerim başkanıma, hocama selamlar demiş. Kapak Spor'a Bal Ligi'nde başarılar dilerim demiş. Uğur Hasko, Sitespor'un savunma futbolcusu, o da iyi yayınlar dileklerini iletmiş. Evet başkanım, tekrar size dönecek olursak. Öncelikle 8 aylık pandemiden dolayı yaklaşık 8 aylık bir futbol, Bal Ligi'nde özellikle durma söz konusu. Evet. Yakın zamanda da başlanacak diye bir muhabbetler dönüyor şu an ama. Sizce liglerin başlama durumu nedir? Ne zaman öngörülüyor? Ya, federasyon daha önce yaptığı toplantıda Ocak sonu itibariyle bir toplantı daha yapıp pandemi koşulları, sağlık koşulları oluşursa lig oynatmayı planlıyorlardı. Ancak son zamanda yine gördük, bir ikinci dalga dediğimiz bir pik seviyesi yapınca şu anda bekliyoruz Uğur. Yani herkes bir şeyler söylüyor. Yok başlanacak, başlanmayacak. Tabii bunda tek yetkili kişi var. Türkiye Futbol Federasyonu. Evet. Ve bizim Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanımız Ali Düşmez. Bunlar sağlık kuruluyla oturacaklar, toplantı yapacaklar. Bakın ben her platformda söylüyorum. Bence futbolcu kardeşlerim kesinlikle haklı. Amatörde özellikle oynayanlar. Çoğu kardeşimiz geçimini futboldan sağlıyor. Evet. Onlar da haklı. Ama ben diyorum ki sağlık her şeyden önemli. Para kazanılır. İnsanlar bir ay, iki, bir yıl şey ama sağlık gittikten sonra olmaz. Şimdi en son aldığım duyum, yani ben sürekli şeyle, federasyon başkanımız sağ olsun Mehmet Kaya, buradan ona da selamlarımı söylüyorum. Sürekli görüşüyoruz. Başkanım, siz bizim, benim ilimin kulübüsünüz. Ben sizin menfaatlerini korumakla mükellefim. Evet. Benden bir bilgi gelmeden herhangi bir çalışma, ne bileyim futbolcuyla, hocayla hani görüşüp anlaşmamanızı tavsiye ederim. Çünkü ligin oynanıp oynanmayacağı belli değil. Evet. Herhangi bir tarih de yok. Bekliyoruz. Ha, biz bekliyoruz derken şu da anlaşılmasın. Yani hiçbir şey yapmıyoruz anlamına gelmesin. Yani bir hazırlık süreciniz var. Tabii. Biz zaten kadro yapılanması. Tabii. Lig tescil edildikten sonra biz bu çalışmalara başladık. Biz şu ana kadar yaklaşık 16-17 tane hoca adayımızla birebir görüştük. Evet. Bunun yanında yani Bal Ligi'nde oynamış tecrübeli aşağı yukarı 20-25 değil mi hocam? Evet. 20-25 seviyesinde yani futbolcularla da görüştük. Tabii niyetlerini öğrendik ama hiçbirinle resmi bir sözleşmemiz yok şu anda. Yani Kapak Spor'un hocası A'dır, B'dir değil. Yani bizim futbolcumuz değildir. Ben şunu savunuyorum sevgili Görük kardeşim. Bu bölgeden, Kapak'ı'dan keşke 25 tane futbolcu bulabilsem. Bakın 25 tane futbolcu bulabilsem. Bu da ben hiç gocunmam. Yöneticilerimizin maalesef acizliği diyeyim. Bakın geçen programda başkanım da buradaydı. Evet. Belediye başkanımız. Kapaklı ilçesinde 24 bin öğrenci diyor. 24 bin öğrenci. Yani bunun 10-15 bini lise seviyesindedir. Orta son dışında lise. Da yani 0-29 yaş arası da 60 bine yakın bir genç nüfusumuz var. Biz buradan 25 tane futbolcu, 30 tane futbolcu bulamıyorsak bu bizim ayıbımızdır. Ben iğneyi kendime batırırım. İğneyi değil, pardon, çuvaldızı.
şu şartlar olmasaydı bizim çok planlarımız vardı. Ben özellikle yani bizim mahallelerimiz arasında mahalle turnuvası, evet. Okullar arası turnuva. Bakın ben bunu daha önce de paylaşmıştım bizden önceki yönetimde. Dedim abi ben olsam okullar arası bir turnuva düzenlerim. Ya oradan 5-6, 7-10 futbolcu yetenekli kardeşimizi bulup bu takıma adapte etsek olmaz mı? Yani. Bakın ben bu sene takımı hep gençlerden kurduk. Bizim takımımızın yaş ortalaması 19.1'di. Gayet. Ve şu anda ben bu konuda Bursa Spor'u takip ediyorum. Özellikle maçlarını seyrediyorum. Evet, onlar da çok tamamen gençlerden kurulu. Bakın gençlerden. Bizim niyetimiz şu olmaması lazım. Yani sadece Kapak Spor şampiyon olsun, işte basketbol değil. Biz o 24 bin öğrenciyi spora ve gençleri nasıl cezbetsin ki? Evet. Herkes desin ki ya ben Kapak Spor'da, Site Spor'da, basketbolda, voleybolda ben de oynamak istiyorum desin. Ha bir de şeyimiz var. Bundan önce tesis sorunumuz vardı bizim. Bakın koskoca Kapak'ta bir tane stat vardı. Yeni iki tane kapalı spor salonu yapıldı. Onlar da yeni yapıldı yani. Keşke daha önce tesisleşmeye gitseydik. Evet. Şimdi belediye başkanımızın girişimleriyle bakın okulların bahçelerine alı sahalar yapılıyor. Basketbol sahaları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde Atıcı'nın altına yarı olimpik yüzme havuzu yapılacak. Karaağaç'ta bir tane tam donanımlı spor salonu tenis yapılacak. Kortları. Tenis kortları. Evet. İhale aşamasına geldi. Biz bunları çoğaltırsak, tesisleri çoğaltırsak ben inanıyorum ki gençler akın akın buraya rağbet edecek. Sadece Kapak değil, Site Spor. Bakın bizim ilçemize takım onlar. Karaağaç Spor da var. Evet, onlar da birinci amatör. Pınarca Spor mesela geçenlerde motorumuz bana ulaştı. Başkanım dedi biz de Pınarca Spor'u aktif etmek istiyoruz. Yardımcı oluruz dedik. Yani biz gençleri kötü alışkanlıklardan nasıl kurtaralım? Onun bunun derdindeyiz. Yani. Yoksa şampiyon olmak kolay. Alırsın eline 2 milyon para, alırsın en kaliteli futbolcuları, şampiyon olursun. Ne oldu? 20 kişi. Ama dışarıda 23.700 öğrenci var. Bunları da bu alışkanlıklardan kurtarmamız gerekir. Kesin diye düşünüyorum. Başkanım, şimdi bu sene Bal Ligi'nde oynayacağız. Evet. Bal Ligi ciddi bir maddiyet gerektiren bir lig. Öbür türlü tutaramayacağım bir lig. Destek var mı? Bir sponsor var mı? Maalesef o konuda müzdaribim. Yani ben sponsor değil de Kapak halkının bu takımları, yani futbol kulüplerine, gençleri etkinliklere etkinliklere iletecek kulüplere maddi destek olsalar keşke. Yani biz gidip kimseye bir fabrikaya ya gel bize sponsor ol görürse işte bize bu kadar ver değil. Biz burada herhangi bir kazancımız yok bizim. Biz sadece futbolcularımıza, kardeşlerimize nasıl faydalı olabiliriz onun derdindeyiz. Yani ben şunu söyleyebilirim. Bizim Kapaklı OSEV ve Çerkezköy OSEV'de 300 tane fabrika var. Evet. Ya çok değil. 5'er bin lira para verseler ben inanırım ki çok şey başarırız. Ha, sponsor konusunda şöyle maalesef bizde şöyle bir yaklaşım var. Ya futbola da param verilir. Bakın biz sadece futbol değil. Geldiğimiz zaman bir tek Kapaklı Spor'da futbol branşı vardı. Geldik. Geçen sene basketbol takımını kurduk. Voleybol takımını kurduk kızlarda. Güreş. Güreş takımımız var. Bisiklet takımımız vardı. Tabii onlar bir bu şartlardan dolayı biraz olmadı ama biz bunları daha da geliştirmek istiyoruz. Mesela geçenlerde ben yüzme branşı açtım. 18-10 tane böyle kız evladımız vardı. Buradan Çorlu'ya gidiyorlar. Bakın Kapak'ta oturuyorlar. Çorlu'ya. Antrenman yapmak için Çorlu'ya gidiyorlar. Ben dedim gelin kardeşim ben sizi bünyeme alıyorum. Hemen yönetim kurulu kararını aldık. Başvuruları yapın. Gerekirse bizim salonumuz olana kadar otellerde, havuzlarda antrenman yaptırmayı düşünüyordum ama olmadı işte. Maalesef bu Covid-19 bizi, her şeyimizi, bütün planlarımızı alt üst etti. Evet başkanım az önce Site Spor'dan da bahsettiniz. Gençlerin, Kapaklı'daki çocukların takımda görmek istediğinizden bahsettiniz. Bal Ligi'ndeki bu transfer sürecinde nasıl bir politika izleyeceksiniz? Yani öncelik Kapaklı'nın evlatlarının mı? Bundan bahseder misiniz biraz? Kesinlikle. Site Spor'la bu konuda mesela Site Spor'da beğendiğiniz iyi yetenekli futbolcuları takıma katmayı düşünüyor musunuz? Ve buna ek olarak
teknik direktör konusunda da görüşmeleriniz olduğunu bahsettiniz az önce. Evet. Anladığım kadarıyla Cengiz Hoca ile yola devam edilmeyecek. Sportif direktör olarak Cengiz devam edecek. Cengiz Hoca'nın rolü tekrar. Nasıl olacak? Ve teknik direktör, bir de bu transfer konusuna değinirseniz. Tabii önce Cengiz Hoca'nın durumunu netleştireyim. Şöyle, şimdi Baldegi biraz daha profesyonel bir lig. Yani zaman gerektirir. Zaman gerekli. Şöyle gerektirir. Ben hocamı yine az önceki şeydeki gibi sportif direktör olarak yani ne diyeyim bir koordinatör. Koordinatör olarak düşünüyorum. Yani tabii yani ben hocamdan memnun değilmişim de hocamı bırakıyormuşum gibi bir şey algılanmasın sakın. Ki keşke zaman şartlar uysa ben yine hocamı takımın başında görmek isterim. Çünkü kendisi son derece disiplinli, işini severek yapan birisi. Ben hocanın bende her zaman yeri başkadır. Ya gelelim transfer politikasına. Evet ben burada kapaklı oynayayım. Site Spor'da beğendiğim oyuncular var. Tabii Karaş ki onlar da. Tabii alacağım. Karaş'ta da var. Ben istiyorum ki benim kendi bölgemden yani ilçemden bu çevreden Saray'dan olabilir ama bu çevreden genç kardeşlerimizi istiyorum. Yani ben böyle gelip bana para için futbolcu gelecekse hiç gelmesin. Yani yanlış da anlamasınlar beni ya işte şeydir falan değil. Ben futbola aç, başarıya aç. Yani isteyerek oynayacak oyuncu istiyorum. Yani sırf para için futbol oynayacak futbolcu gelmesin bana. Ben gençleri seviyorum kardeşim. Yine 19.1, 20 yaş, 25 yaş arası düşünüyorum. Benim kendi düşüncem. Ama her düşünülen şey olur mu? Olmaz. Bakacağız. İnşallah. Sosyal medyadan gelen birkaç yazımız var. Arkadaşlarımızın okuyalım bunları. Tabii. Cevdet Ilgaz arkadaşım. Fikstür önemli değil. İçinizdeki inanç yeterli. Fikstür nasıl olursa olsun bu kupanın geleceğine inandık. Cengiz Hocama ve takıma tebrikler yazmış. Sabri Yakan başkanıma Cengiz Hocama selamlar. Daha büyük başarılar inşallah yazmış. İyi yayınlar demiş. Muhammed Uygur iyi yayınlar diliyorum. Kapak sporunuza Bal Ligi'nde canı gönülden başarılar dilerim demiş. Sağ olsunlar. Muhammed Emin Ölmez arkadaşımız. Boş kağıda imza atmaya hazırım. Lakin ligde ilgilenen kimse yok. Demiş Kadri Akbalık hocamız, kaleci antrenörü. İyi yayınlar diler başkanıma ve Cengiz hocama selamlar, başarılar dilerim demiş. Bir de Cevdet Ilgaz arkadaşımız Kapaklı halkının destek olmasını istiyorsa başkan, Kapak Spor ile ilgili tişört, forma, maske, polar yapıp satış yapsın. Kapaklı halkı da Kapak Spor ile ilgili bir şeyler satın alabilsin, destek olsun diyor. Böyle talepleri var. Uğur Akyıldız'ın da selamları var. İyi yayınlar diyor. Bu işte bereydi, atkıydı, bununla alakalı... Bal Ligi'nde bir gelişme olur mu başkanım? Ya tabii yaparız. Yapmak sorun değil. Ya biz bakın şunu söylüyorum ben. Bu pandemiden dolayı insanlar, bazı esnafımız şu anda kepenk kapatmışlar. Evet. Aylardır çalışmayan esnafımız var. Şimdi atkı polar bastırmak kolay. Ben buna giderim bir firmayla anlaşırım. Bastırırım. Gidip 5 liralık formayı ben diyemem ki vatandaşıma, kardeşim sen bunu 100 liraya alacaksın Kapak Spor'a katkı olarak. Bu bir şeyler vererek istenmez kardeşim. Sen Kapak Spor'a katkı yavrumak istiyorsan bunu canın gönlünden yapmasın. Evet. Benden bir şey alarak bana para verme. Yani benim görüşüm bu. Gönül. Yani ben hiç, bakın bu sezon bitene kadar hiçbir esnafa, hiçbir kapak içindeki kuruma gidip ya Kapak Spor'a yardımda bulunun, bağışta bulunun demedim. Çünkü biliyorum esnafın durumunu. Hani kimseyi zorlayamazsın. Bu iş gönül işi. Evet. Kesinlikle. Gönül işi. İlla bere şey. Tabii ki istiyorum. Ben de az önce hocam da bahsetti. Yani şampiyon olduk. Bana kaç kişi geldi? Ya abi niye kutlama? Ya kardeşim pandemi var. Kupa alırken bile. Bakın ben sadece yönetim kurulu olarak gittik. Ben Mehmet Kaya başkanıma dedim ki, federasyon başkanıma. Ya başkanım. Hiç olmazsa takım kaptanlarının bağrı çağırayım. Yani kaptana verelim kupayı. Evet. Başkanım dedi pandemi şartlarında maalesef böyle dedi. Yoksa biz kutlama yapmasını bilmiyor muyuz? Şampiyon olmuş takım. Kardeşlerimize beraber, kapaklı halkımıza beraber, seyircilerimize beraber. Bakın ben hiç kimseye şey değilim. Yani benim kimseyle bir küslüğüm yok. Takıma destek olan herkes, benim başımın üstünde yeri var. Herkes gelsin destek etsin. Benim hiç kimseyle sorunum yok. Ama bazı şartlardan dolayı evet şampiyon olduk. Yani kutlama yapamadık. Ama bizden kaynaklı bir şey değildi Uğur. Evet. Şartları herkes görüyor. İnşallah biter şu illet. Aşılar geldi. İnşallah bir an önce biz de hem seyircimiz de
Düşünsenize ben şimdi Bal Ligi'nde oynayacağım. Diyelim ki federasyon karar verdi. Seyircisiz. Seyircisiz. Takım ateşleyen seyircidir. Ki Kapak Spor'da taraftar önemli bir etken. Tabii. Ki onu da sorayım başkanım gelmişken. Kapak Spor'la bazı taraftar gruplarıyla yani kısa bir şeyiniz oldu yani bu süreçte. Atışma, anlaşamamazlık oldu. Buna ya, da kısa bir şekilde değinseniz aslında o belirsizliği de bir açıklasak burada. Anlaşamamazlık diye bir şey yok Uğur. Yani o grupla çapkınlar grubu. Ben evet. söyleyeyim. Ben kesinlikle kendilerle kavgalı falan değilim. Onların benden talepleri oldu. Benim onlardan taleplerim oldu. Karşılıklı talepler konusunda anlaşamadık diyelim. Evet, tamam. Yoksa herhangi bir sıkıntımız yok. Ben onlarla şey olsaydı. Bakın ben onlara şunu söyledim. Arkadaşlar deplasmana götüremem ama iç sahada davullarını verdim, bayraklarını verdim. Gelip takımınızı her zaman destekleyebilirsin. Ve yine aynı şeyi söylüyorum. Bakın ben biz türbine seyirci çekmek için yani özel aileleri ya oynayan kardeşimizin annesi babası kardeşe gelsin, kız kardeşe gelsin. Bunu istiyorum. Hatta bununla ilgili bir çalışmamız var. Evet. Biliyorsunuz Eskişehir bandası var. Evet. Tribünleri ateşleyen. Meşhur. Biz onu kurduk. Her şeyimiz hazırdı. Yani insanlara böyle gelsinler maçta zevkle gülerek çekirdek yesinler. Bakın Avrupa'da nasıl insanlar maç seyrediyor. Gerçek, keyif gerçekten alır. Keyifli. Keyif ve şey yani iki taraftar yani rakip taraftar yan yana. Böyle olsun istiyorum ben. Yani sahada kardeşlik, tribünde de kardeşlik olsun. Bakın Serkan hocam bilir. Kendisi de sporluydu. Severim. Çok da beğendim. Çok efendi. Çok üyesi. 2018 yılıydı Serkan. Kapak Spor, Site Spor for, yani oynadığı zaman. Nasıl kavgalar oldu, küfürler, içmeler oldu. Allah'a şükür bu sene öyle bir şey olmadı. Ben buna çok seviniyorum. Gerekli arkadaş ortamının düzeldiğine inanıyorum. Bundan sonra inşallah Site Spor bizim ilçemizin kulübü. Ki iki evet. kulüp haftada bir toplanıp halı saha maçı yapıyor. Tabii. Çok güzel bir şey. Yani bunları daha da geliştireceğiz Serkan. Yani ben bunu istiyorum. İki kulüp taraftarı da bakın Site Spor oynarken Kapak Spor ve Site Spor taraftarı gelsinler hep beraber Site Spor'u desteklesin. Bizi desteklesinler. Ne kadar güzel değil mi? Evet. Ha ne olacak? Önceden ne oluyordu? Vay Site Spor'la Kapak Spor oynuyor. Abi küfürler, kavgalar havada uçuşuyor. Kapak'ın adını kullanıyoruz. Ne oldu? İkisi de Kapak takımı değil mi? Yani birlik olmak daha güzel. Birlik olması. Kesinlikle yani. Kapaklı bilinci oluşuyor. Bunları aşacağız. Her şey her şey güzel olacak. Tribünler sahadaki dostluk, kardeşlik en önemli şey bu bana göre. Kesinlikle. Cengiz Hocam'a gelmek istiyorum. Cengiz Hocam, sportif direktör olarak başladınız. Bu görevin size geleceğini düşünüyor muydunuz? Yeni sezonda sportif direktör olarak takıma ne gibi şeyler katmak istiyorsunuz? Neler yapabilirsiniz? Hedefleriniz neler? Biraz bize bahseder misiniz? Şimdi geçen sezonda bizim planlamamızda ben sportif direktör olarak görevliydim. Teknik direktör şunumuz olacaktı. Ancak yaşanan sıkıntıdan dolayı sportif direktörlük değil de biz hoca olarak devam ettik. Bu sene de başkanlığı ve yönetim kurumumuzla beraber yaptığımız istişareler sonucu sportif direktör olarak devam edeceğim. Burada sportif direktörlükte Bal Ligi, biz klasman, yarı profesyonel, her ne kadar zorluk derecesi bölgesel amatör gibi dense de ikinci ve üçüncü ligden daha zor bir lig. Çünkü burada gerçekten mücadele ikinci ve üçüncü ligden daha çetin geçecek. Görev arasında hoca, oyuncularla iletişim, yönetimle aradaki bağlantıyı kurma. Ayrıca daha önce de söyledi, başkanım da bahsetti. Basketbol, voleybol branşlarında çalışmalarını yürüteceğimiz faaliyetler. Ayrıca gerek bando ekibi maç öncesi, maç arasında halk oyunları ekibi, bando, meteren takım ekibi, jimnastik takımları gibi oluşumlarla beraber kapalı halkımızı sahaya çekeceğiz. Orada bir nevi onlara bir festival havasında
O duyguyu yaşatmak istiyoruz. Zaten Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürümüz Sayın Bildan Hanım'la beraber sürekli temas evet. halindesin. Bu tür şeyleri, projeleri hayata geçirmeye evet. çalışıyorsunuz. Hep fikir alışverişi yapıyorsunuz. Neler yapabiliriz, gençlere neler yapabiliriz, ilçede farklı neler yapabiliriz diye bayağı bir görüştüğünüzü biliyoruz. Beraber yapmak istediğiniz faaliyetler var mı? Onlardan bahseder misiniz? Bu konu hakkında gerek Sayın Kaymakamımız Bülent Hamitoğlu'nun talimatı, gerek başkanımızın söylemleri, gerek de Kapaklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ile beraber, Vildan Hanım'la beraber yaptığımız istişarelerde sporun sadece Kapaklı spor değil de Kapaklı ilçesindeki tüm sporların bir araya gelebileceği, tüm takımların kaynaştığı, buradan sezon içerisinde gösterdiği sportmenlik davranışlarından dolayı da Site Spor Kulübü Başkanı Ersan Başkanıma selamlarımı söylüyorum. Ona teşekkür ediyorum. Selamlarımız. Bizden önce Site Spor, Kapaklı Spor bir rakip gibi görülse de sahanın içerisinde evet rakiptik ama sahanın dışarısında dost ve centilmen şekilde hareket ettik. Bu paydaşlarla beraber yaptığımız iletişimle beraber umarım inşallah profesyonel takımı olan Kapaklı ikinci ligde daha üst liglerde mücadele eder. İnşallah ümit ediyorum ki Süper Amatör'de, Bal Ligi'nde bize kısmet olan Bölgesel Amatör'de de şampiyon olup inşallah profesyonelikte bize nasip olur diyorum. İnşallah hocam. Buradan da yine taraftarlarımıza iyi günde kötü günde sürekli maçlarımıza geldiler. Deplasmanda sürekli destek oldular. Her ne kadar anlaşmazlık gibi görülse de onlar bizim itici gücümüz oldular. Onların desteği bizim için kıymetliydi. Onlara da buradan teşekkür ediyorum. Selamlarımı gönderiyorum. Selam. Hocam, ilk teknik direktör olmaya nasıl bir duyguyla karar verdiniz? Ne hissettin? Evet, ben bu işi yapmalıyım dediğiniz anı anlatır mısınız bize? Tabii. 2010 yılında yönetim kurulunda Mustafa Delay arkadaşımız yanıma geldiğinde o zaman genç takım vardı. Genç takım hocam ya böyle böyle bir projemiz var ne diyorsunuz şeklinde. Tamam dedik. Orada ondan sonra ben Gaziantep'te futbol hakemliği yapıyordum. Futbol hakemliği buraya tayin olduktan sonra hakemlik mi antrenörlük mü arada kalınca antrenörle tercih ettik, seçtik. Daha sonra 2012'de bir şampiyonluk oldu. Futbol, ilgi, karakter işi. Sporcuların, bu sene çalıştığım beraber tüm sporcularımın da gözlemlediğim şu. Samimiyet, kişilik başarıyı getiriyor. Daha yüksek ücretli takımlar kuruldu bu sene. Çorlu vesaire gibi. Ama yani bizim birlikte yakaladığımız o kişilikli, karakterli futbolcu topluluğu maalesef onlar yapamadı. Bizim o kişilikli, karakterli futbolcu kardeşlerimizle beraber, teknik ekibimizle beraber biz bu işi başardık. Bunda da altyapımızda üst A takım, diğer branşlarla beraber özellikle gençlere buradan seslenmek istiyorum. Gençler sporun herhangi bir dalında, futbolda, kapaklı sporda, site sporda, diğer ilçemizin kulüplerinde yer aldıkları zaman, spor havuzu oluşturulduğu zaman buradan çıkacak gençler öncelikle yerel, daha sonra da ulusal liglerde, branşlarda mücadele edecek diye düşünüyorum. Ama spor, ahlak ve kişilik ön plandadır her zaman. Tek hedefimiz gençlik. Aynen. Bu işe başlarken veya şu anda bir ideal teknik direktörünüz var mı? Evet, bu beni yansıtıyor dediğiniz bir teknik direktör var mı? Okuldayken saçlarımda kıvırcık olması nedeniyle öğrencilerim, futbolcular Rekart benzetiyorlardı. Rekart'ın hırsına, disiplinini de seviyordum. Daha sonraki süreçte teknik direktörü bıraktı ancak hani şu an futbolculuğunda özellikle bir idoldü. Teknik direktörlüğünde de yaptığı başarılarla benim idolümdür. Hocam, antrenör, takımınızda görmek istediğiniz bir oyuncu var mı? Bölgemizde veya başka bir yerde. Biz demeyelim de görmek istediğin futbolcular var mı diyelim.
Evet, o da olabilir. Beraber. Kesinlikle. Başkanımızla ve yönetim kurulumuzla yaptığımız istişarelerde, toplantılarda öncelikle kendi bizim süper amatörden bal ligine çıkartan oyuncularımız beraber. Aynı zamanda kardeş takımımız Site Spor'dan oyuncularımız olacak. Çevredeki bildiğimiz, araştırdığımız, gördüğümüz oyuncularla beraber özellikle profesyonelliklerden de oyuncularla görüştük. Onları getireceğiz. Buradan isim vermeyeyim. Kapaklı Spor'a başarısı adına kim ter dökecekse en iyi şekilde inşallah onu getireceğiz. O zaman iç transfer tamamlandı diyelim. Dış transfer de kısmen tamam. Bir tane isim verebilir misiniz? Evet, biz bu oyuncuya dışarıdan diyelim bunu. Anlaştığınız bir isim verebilir misiniz? Ben başkanım da burada. Aramızda görmek istedim Site Spor'dan. Uğur Hasko'yu açıkçası istiyoruz. Görüşmemizlerimiz devam etti. Diğer arkadaşlarımız da. Öncelikle buradaki çocuklardan, buradaki arkadaşlarımızdan faydalanıp bir kaynaştırmayı sağlayıp yola çıkacağız. İnşallah yolun sonu istediğim gibi profesyonellik olur. İnşallah hocam. İnşallah. Tam burada siz açıkladınız ama İsmet Yanki Kapar iyi yayınlar diliyorum demiş. Bu transfer çalışmaları başladı mı tarzına sormuş ama siz zaten bunu yanıtladınız. Mert Bulut, şehrimizin takımı Kapak Spor'a bölgesel amatörlükte üstün başarılar diliyoruz. İlçemizi temsil eden tüm takımlarımıza, değerli yöneticilerine ve emekçi futbolcularımıza selamlarımızı iletiyoruz demiş. Selma Vural da Vural ailesi olarak başarılar dilemiş, selamlarını iletmişler. Evet başkanım, tekrar size dönecek olursak ve Kapaklı Spor'dan da biraz o konuyu kapatacak olursak ve altyapıya yönelecek olursak. Altyapıyla alakalı düşünceleriniz neler? Az önce basketbol takımı kurdunuz, ondan bahsettiniz. Voleybol takımından bahsettiniz, güreş takımından bahsettiniz. Biraz bunlarla alakalı da açıklamalar. Kuruluş aşamasını bize anlatır mısınız biraz? Buradaki hedefiniz, yani Kapaklı'daki genç nüfustan da bahsettik. Evet. Mesela hocamız da aynı zamanda okul müdürlüğü, daha sonra da şube müdürümüz oldu. Hocamızın da burada misyonu çok önemli. Birlikte biraz da bu açıdan değerlendirir misiniz hocam? Kapak Spor'un ilerleyen süreçlerini. Tabii, değerlendireyim. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Az önceki şeyimle ilgili. Hani ben buradan birini onurlandırmak istiyorum. Az önce dediler yani bir arkadaşımız sormuş diye işte Kapak Spor'a destek olmak için işte bir şeyler yapın diye. Evet. Ben bu konuda Ali Çavdarlı abim var benim. Ali Çavdarlı. Kendisine forma da yaptırdım. Kendisi emekli bir abimiz. Futbol da seviyor. Bakın genç takım dahil bütün maçlara gelir. Ne yapıyor biliyor musunuz Uğur? Emekli maaşını aldığı zaman ya futbolculara tatlı alıyor ya meyve alıp getiriyor. Bakın dokunuyor. Kendisi ve her emekli maaşını aldığı zaman bize geliyor. Biz de kendisine bir tane forma yaptırdık. Bu iş böyle olur. Gönlük. Onu da sevgiyle selamlıyorum. Ali abi her zaman maçlara bekliyoruz. O zaten garanti. Şimdi gelelim altyapıya. Geldik. Hiçbir şey yok. Buradan sağ olsun Kaan Özen kardeşim. Basketbolu seviyor. Abisi de öyle. Başkanım dedi. Neden bir basketbol takımı kurmuyoruz? Ya kuralım da. Zaten dedim yeni geldik. Nasıl kuracağız? Başkanım bizim bu bölgede üniversitede okuyan kardeşlerim var. Ben onlara dedi. Rica ederim. Hepsi gelir. Hepsi geldi. Bir takım kurduk. Evet. Çok da iyi oldu. Baktım. Şampiyonluk kıl payı kaçtı. Yani üçüncü bitirdik değil mi hocam zannedersin? Evet, sonradan bir şey gitmeyince playoff'a çağırdılar ama bazı imkanlar olmayınca olmadı diyelim. Şu anda teklifte var yani ikincilikten, üçüncülükten davet var. Tabii. Ondan sonra kızlardan voleybol takımı kurduk. Güreş takımını kurduk. Hocamız da var sağ olsun. Şu anda Kenan hocamız. Antrenmanlara da başlamıştı. 18'e yakın güreşçimiz var. Çeşitli turnuvalarda da dereceler aldılar. Yani genç takımdan ben niye gençlere önem veriyorum dedim. Bu sene A takımda bizim altyapıdan gelen 4 tane oyuncumuz banko oynadı. Ramazan. Nusret. Evet. Emir Asım. Emir Asım. Mücahit. 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 Ben yine bunu daha önce de söyledim. İnşallah şu an kendi kadromuzdan ama ben istiyorum ki gençler artık herhalde kendilerine bir çekil düzen verir. Yani futbolcu olmak istiyorsa bir insan çok çalışması lazım. Disiplin. Disiplin şart. Ben bir örnek de verebilirim. Şifo Mehmet dediğimiz
Mehmet kardeşim abi benim. Eski komşum. Bakın 8 yaşında komşunun duvarına günde 2 saat sol ayakla sürekli oraya buraya oraya buraya oynadığı zamanlarda da sol ayağını raket gibi kullanıyor. Çalışmak gerekiyor. Ben gençlere zaman zaman antrenmanlarına gittim. Hiçbir maçlarına giderim. Hiçbirini kaçırmadım. Futbolcu kardeşlerime şunu söyledim gençlere. Ben sizleri bizi basamak kullanın. Bir üstlere gidin be kardeşim. Evet. Yani Galatasaray'a gidin. İnşallah Fenerbahçe'ye gitsinler. Gidenler de oldu birkaç. Oldu. Sitespor'dan gitti. Kapak, yani bunları biz çoğaltmak istiyoruz. Evet. Bu yüzden de gençlere ben her zaman şunu söylüyorum. Bakın diyorum. İyi oynarsanız benim için değil. Kendiniz için oynayacaksınız. Biz de sizinle gururlanacağız. Niyetimiz bu. Ben yine bu sene alt liglerden yani benim 17-19'dan A takımda oynayacak futbolcularım var. Ve bunları takıma alacağım. Göreceksiniz. İsim vermeyeyim. İsim verince bazıları şımarıyor. Kusura bakmasınlar. Kardeşlerim seviyorum hepsini. Asım. 17 yaşında. A takımında oynuyor. Patır patır futbol oynamaya başladı. Belki kulağına mı gitti? İnanır mısınız? Samsun Spor Asım'ı seyretmek için gelmek istiyoruz. Bir futbolcuyu sizden istiyoruz dediler. Asım kayboldu. Yani gençleri kafasını bulandırmadan sadece başarıya odaklı yapmak istiyoruz. Ben bu anlamda bakıyorum şimdi mesela bizim genç takımdan çocuklar bireysel antrenman yapıyorlar. Neden? Gördüler bazı şeyleri. İleri gitmek istiyorlar. Biz de onlara bakın basamak olacağız. Ben bu konuda belediye başkanımız Suat Çetin'e çok teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisinin girişimleriyle şu anda Kapaklı'ya ivedilikle kazandırdığımız tesisler var. Ve daha da bunu arttıracağız. Bu konuda ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Zaten sporu seven birisi. Geçtiğimiz hafta da konuk ettiğimizde bahsetti. Tabii. Spor yatırımlarını devam eden, yapılacak olan spor yatırımlarını bahsetti. O da aslında bu sporun birazdan gençliğe vurgu yaptı. Yani bu altyapıya ve gençliğe vurgu yaptı. Başkanım burada hocam size de dönecek olursak. Yani şube müdürüsünüz, ilçe milli eğitim şube müdürü. Bu konuda okullar, futbol takımları yani bunlarla alakalı nasıl bir entegrasyon, şimdi işbirliği sağlanabilir? Şöyle, gençlik spor başkanımızın talimatlarıyla okullarımıza şu an 6 tane halı saha, 6 ile 9 adet de basketbol sahası yapılma aşamasında. Halı sahalar hemen hemen bitti. Kapaklı gerçekten il geneline baktığınız zaman örneğin Mesleki Teknik Anadolu Lisesi son 3 yılın ikisinde il ikinciliği var. Birinde de şampiyon olarak bölge şampiyonluğuna Edirne'de gitmişliği var. Ortaokullarında da Yıldızkent Ortaokul, Gazi Ortaokulu, Belediye Ortaokulu bunlar zaten il birincilikleri var. Evet. Kapalı gerçekten sportif anlamda kaliteli yeteneklere sahip. Bizler kulüp olarak bunları bir havuzda toplayarak işlendikten sonra yukarıya sunacağız. Okullar özellikle bizim spor biriminden sorumlu Vildan Hanım'la spor birimiyle bir spor çalıştayı projemiz var. Bu projede istiyoruz ki Kapaklı'da görev yapan beden eğitimi öğretmenleriyle kulüp başkanlarımız, kulüp yöneticilerimiz, antrenörler ve paydaşları bir araya getirerek kendi aramızdaki oluşacak istişarelerle bu çocukları daha üst noktalara nasıl taşıyabiliriz? Ondan dolayı bu çalıştayı önemsiyoruz. İnşallah önümüzdeki tarihlerde pandemi Türkiye'de olduğu gibi bölgemizi de çok vurdu. Ondan dolayı pandemini inşallah bir an önce atlatarak önümüze bakacağız. Okullaşma oranıyla beraber okuldaki çocukların spor lisansının arttırılması, branşlara yönlendirilmesi, kulüplere entegresinin sağlanmasıyla beraber Kapaklı spor kenti adayıdır diyorum şimdiden. Hocam canlı yayından gelen sorular var, şeyler var. Ali Emrah Kırbaş, Malkara'dan selamlar olsun. Bal Ligi'nde başarılar dilerim. Kaptan Tolga Aşçı iyi yayınlar demiş.
Metin Demirbağ hocamızın selamları var. Başkanımıza, Cengiz hocamıza başarılar dileriz. Bir önerimiz var. Kapatın spor salonu ile daha hızlı ülke çapında ses getireceğini düşünüyorum. Maliyeti az ulaşacağı kitle şu an Kapak'ta çok fazla var. Saygılar sunuyorum demiş. Sevinç Çoban çok özledik, çok yazmış. Kapak spor, Mert Bulut Kapaklı'mız gençliği ön planda olan bir şehir. Sizlerden ricamız altyapıyı her alanda ön planda tutun. Kıymetli Cengiz Hocam, biz gençlerimize yürekten inanıyoruz. Şans verildiğinde neler yapılabileceklerini hep birlikte görelim. Kendi öz kaynaklarıyla yükselen bir Kapaklı'mız, hayalimiz var. Çınar Coşkun Ünal'ın selamları var. Evet. Kapak Spor Başkanı Nizamettin Çoban ve Cengiz Bural Hocam'a sizlere iyi yayınlar diliyorum demiş. Kemal Özel arkadaşımız, abimiz, başarılar diliyorum başkanıma ve kıymetli hocamıza. Çok selamlar. Belediye TV yayınlarına başarılar diliyorum demiş. Teşekkür ederim. Suat Yüksel Hocamız, başkanım ve Cengiz Hocam, iyi yayınlar, başarılar diliyorum demiş. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederiz. Biz de teşekkür ederiz. Başkanım, burada az önce bahsettik ama biraz diğer branşlardan da bahsedersek, sadece futbola yoğunlaşma değil de diğer branşlarda, var olan branşları geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Yenilerini eklemeyi düşünüyor musunuz üzerine? Kesinlikle. Yarım kalan, yani yarım kalan demeyelim, duran, durdu diyelim bu pandemi nedeniyle. Gerekli şartlar oluştuğu zaman, bakın sadece basketbol öyle değil, voleybol, hepsini faaliyete geçireceğiz. Bizim niyetimiz bu. Ne kadar spor branşı, ne kadar dal açarsak o kadar kitleye hitap ederiz. Sadece futbol olarak düşünürsek, kızlar ne yapacak? Evet. Bayan futbol takımı mı kuralım? Öyle bir düşünceniz var mı? Var. Öyle bir var olabilir, neden olmasın? Tenis. Çok talep tenis. Var. Çok birçok yani, kızımızdan talep var biliyoruz var. Evet. Hatta ben buradan spor işleri müdürümüze de söyleyeyim. Böyle bir şey varsa, Bildan Hanım böyle bir planı var. Bayanlarla ilgili futbol oynamak isteyen varsa bir kurs niteliğinde başlasınlar. Biz de onlara her türlü destek olalım. Handball mesela. Evet. Malkara'da Malkara takım ve Tekirdağ handball takımları başarılı, evet. İkinciliklerde oynuyorlar. Ya Uğur, her şey biraz böyle yavaş yavaş. Tesisleşmeyle tabii yavaş tesisler, yavaş. Şimdi tesis olmadan bazı şeyleri yapmak anlamlı. Şimdi basketbol takımı kursak şu anda salonlarımız var ama Pınarça'da bir salonumuz var. Maalesef küçük. Şu an OSB'nin yaptığı bir spor salonumuz var. Evet. Onu da çok amaçlı kullandığımız için, yani sırf spor amaçlı kullanamıyoruz. Zemin iyi değil. Normal basketbol zamanı. Çok fikirlerimiz var. Ben gençlere, bak gençlere. Mesela kız voleybol takımı kurmak istiyorum. Kendi bünyemizden, okullardan. Keşke şu pandemi süreci olmasaydı. Turnuvalar düzenleyelim. Voleybol turnuvası, futbol turnuvası. Bunları yapalım. Orada yetenekli olan kardeşlerimizi Kapaklı'nın içinden çıkaralım. Salalım lige. Yani kim... Bana bu zamana kadar kim geldiyse ben ayrı olmaz demedim. Kim istiyorsa gelebilir. Her türlü yanlarındayız. Zaten belediye başkanımız sağ olsun bu konuda her zaman destekçimiz. Ki geçen hafta o buradaydı. Evet, geçen hafta. O da fikirlerini söyledi. Evet. Yani biz, çok güzel fikirleri var. Gençleri şöyle, hep, her şey gençler için. Bizim niyet, bizim zaten işimiz olması gerekiyor Serkan. Kesinlikle. Yani bakın az önce söylediniz 29 yaş arası 60 bin nüfusumuz var. Evet. Nüfusumuzun yarısı. Yani. Evet. Yani bu gençler ne yapacak abi? Kesinlikle. Her kesimden genç var. Her kesimden. Şimdi tesislerimiz olsun. Gerekiyor. Hepsini yapacağız. Hepsini. Bakın federasyon başkan vekili geldi. Basketbol federasyonu. Tesadüf o da bizim buralı. Dinçer. Çetintaş. Evet. Salonu yapın. Kurun dedi. Ben size buraya benden destek. Hidayet Türkoğlu'nun şu anda şeyi, ikinci başkanı. Süper Lig'e çıkın dedi. Fenerbahçe buraya gelsin. Fenerbahçe basketbol takımı buraya gelsin istemez miyiz? İsteriz tabii ki de. Ama ilk önce bizim yapmamız gereken tesisleşme. Tesislerimizi yapacağız. Ondan sonrası gelecek. Ben ona inanıyorum. Kesinlikle gelecek. Gençleri önemsiyoruz. Ben futbol okullarına bile geldim. Ben her aktiviteye geliyorum. Yani orada çocukların sağ içindeki koşmaları bile benim hoşuma gidiyor. Yani bunları arttırmamız gerekiyor. Çocukları orada işte kafelerden, oradan, buradan, bilmem bilardo salonlarından, atari salonlarından çıkaralım. Spor yaptıralım ya. Evet. Spor sağlıktır. Spor yaşamdır. Bizim felsefemiz bu. Çok güzel. Bu konuda da çalışmalarımız olacak inşallah. Başkanım, son olarak hem size hem Cengiz Hocam'a sormak istiyoruz. Bal Ligi'ndeki hedeften bahseder misin? Hedef nedir? Ben sözümün en başında söyledim.
Üçüncü lige çıkmak istiyoruz. Hazırız. Tabii. Ben bu konuda Mustafa Denizli'yi kendim örnek alırım. Teknik direktör olduğu zaman ne diyordu? Kazanma şansınız nedir? %51. Bak 51 bile olsa demek ki istiyoruz. Ben de istiyorum. İnşallah. Hatta ikinci lige çıkarız. İnşallah. Kapak Spor profesyonel ligleri görür. Çok iyi rakiplerle ya, inşallah baş eder. Onlarla gururlanırız. Bu kapaklı yani hep bizim hep beraber olur Serkan. Ben buradan belediye başkanımıza, Sespor'un kulübü başkanı Ersan kardeşime. Sürekli bir aradasınız biliyoruz. Sürekli tabii, oturuyorsunuz, yani, sürekli istihar ediyorsunuz. Yani oturduğumuza inanın böyle yani muhabbet etmek için değil. Acaba ne yapalım? Yani neyi nasıl yapalım ki? Daha iyi olsun diye uğraşıyoruz. Yani ben başkanıma buradan gerçekten teşekkürlerimi sunuyorum. Koordineli bir şekilde bizim tek bir hedefimiz olması lazım. Kesinlikle. Kapaklı'yı yukarılarda temsil etmek. Bu konuda da biz gereğini yapıyoruz. Çok güzel. Kimsenin şüphesi olmasın. Siz hocam son olarak velilere de buradan, velilere, öğrencilerinize de neler söylemek istersiniz, eklemek istersiniz? Öncelikle Bal Ligi'nde başarılı olacağız. Kalıcı bir şekilde attığımız adımlarla daha da ileriye gideceğiz. Öğrencilerime ve velilerime bahsettiğim şey, veliler özellikle pandemi döneminde öğrencilerimiz evde çok sıkıldılar. İzinli saatlerinde dışarı çıkıyorlar. Eğer pandeminin bitmesiyle beraber de inşallah öğrencilerimizi gönül rahatlığıyla kulüplerimizin altyapısına göndersinler. Onların uzmanlaşma adına, branşlaşma adına faaliyetlerde yer alsınlar. Çünkü spor sadece profesyonel şekilde yapılan bir faaliyet değil. Önemli olan orada katılım, çocuğun sosyalleşmesi, sosyalleşmesinin yanında psikomotor davranışlarının ve psikomotor becerilerinin gelişmesi. Bundan dolayı aileler özellikle kapaklı vatandaşlarımız için özellikle bir fırsat şehri. Her branştan gidebilecekleri, başkanımızla beraber, yönetimimizle beraber, diğer kulüplerle işbirliği içerisinde yaratacağımız, oluşturacağımız branşlarla beraber öğrencilerimizi oraya çektiğimiz takdirde velilerimizin de özellikle öğrencilere pozitif anlamda verdikleri destekle beraber daha iyi olur düşüncesindeyim. Yani bir hayalden başlar demişti Necmettin Erbakan. Eğer hayal ederseniz başarırsınız. Başarı muhakkak ki kararlılıktır esas. Bizler kapaklı olarak burada kararlı olacağız. İdareciler olarak, antrenörler olarak, yerel yöneticiler olarak. Öncelikle kendi çocuklarımızdan başlayarak altyapılar oluşturacağız. Ve inşallah dileğim kapaklıyı bir spor kenti çevresine dönüştüreceğiz. İnşallah. Buradan da her zaman yanımda yer alan eşim Selma Vural'a, oğlum Kılıç Arslan ve Memi Çağrı'ya da huzurlarınızda selamlarımı göndermek istiyorum. İnşallah amaç ve gayelerimiz uyuşur. İnşallah kapaklıyı dediğim gibi bir spor kenti olarak hayalini gerçekleştiririz. İnşallah. Başkanım, hocam yanımıza katıldığınız için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir program oldu. Eğer varsa iki cümle. Tabii buyurun başkanım. Tabii. Ben çok beni affetsinler. Ben bu zamana kadar olan kulüp başkanlarını, kulüp başkanlığını yapmışlara, futbol oynayan bütün kardeşlerime teşekkür etmeyi unuttum. Bu teşekkürümü de lütfen onlara iletelim. İletelim başkanım. Evet, spor akşamı programının sonuna geldik. Kapaklı Belediye TV olarak bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.